120 Milli Eğitim Müdürlüğü'nde marif müfettişi olarak görev yapıyorum. Üniversite yıllarından beri büyük bir kitap sevdamız var. Okumaya karşı aşığız, kitaplarla hasbihal ediyoruz. Yaklaşık 10 bin üzerinde kitap elimizden geçti kütüphanemizde. Bunların 5 bine yakın okullara bağışladık farklı illerde. Şu anda mevcut kütüphanemizde de 5 bin civarında kitap var. Bunlarla araştırmayla, ilimle iştigal ediyoruz. Sadece okumuyoruz. Aynı zamanda bu okuduklarımızı bu millete, geleceğe aktarabilme adına yazmayla da tanıştım. Bu okumalarımız sonucunda yazmaya da karar verdik. İlk maceramız şöyle başladı. Trabzon'da çalışırken yüksek lisansa başladık eğitim yönetiminde. Orada insan kaynakları üzerinde proje hazırlayınca bunu kitaplaştırma gereği hissettik. Bu kitap ortaya çıktı. Tabi bu kitap sonradan takdir topladı. Hatta Sayın Bakanımız Ziya Bey'in de bu kitap şu anda elinde ve bununla ilgili bir rapor da bizden talep etti, sunduk. Sonra yaşadığımız hayatı ve annemizi, ona olan sevgimizi anlatmak için bir roman denemesi yaptık. Çilehane'de Bir Ömür diye. Rahmetli annemin onayını alarak bunu da yayın hayatına kazandırmış olduk. Yine eğitimle alakalı söylediklerimizi de tescilleme adına daha önce bir sitem vardı benim kendi adıma. Orada denemeler yayınlamıştım. Bunları da insan ve eğitimde nitelik sorunu diye irdelemeye çalıştık, kitaplaştırdık. Sonra müfettiş arkadaşlarla bir kolektif çalışma yaptık. Müfettişlerin kaleminden benim rehberim diye burada bizim de yazdığımız bir bölüm var. Yine işte kızım sınava hazırlandı, TEOG sınavına. O tecrübeleri kitaplaştırmak istedik. Yani sadece bizde kalmasın dedik. TEOG'du, sonra LGS oldu. Bunu LGS yol haritası diye kitaplaştırdık. Burada hem velileri hem de öğrencilere yönelik bir takım tavsiyeler ve taktikler yer alıyor. Bunu yazarken dedik lise öğrencilerini unutmayalım. Onlar da YKS'ye hazırlanıyor. Onlara yönelik ders ve sınav başarısı diye püf noktalar ve taktikler diye bir kitap hazırladık. Güzel de oldu. Burada da deneyimlerimizi ele aldık. Çünkü kitap sınavlara sadece öğrenci hazırlanmıyor. Veli de hazırlanıyor. Bunlar alış. Bu kitabın da çok ilginç bir hikayesi var. Ben ameliyat olmuştum. Ameliyat sonrasında istirahat raporu verdi doktor. O istirahat esnasında Nasrettin Hoca'yı bu çocuklara nesile nasıl tanıtalım diye bir fikir ortaya çıktı. Ve Nasrettin Hoca fıkralarını yorumlamaya çalıştık. Bu kitabın diğerlerinden farkı şu, özgün bir çalışma ve bu her fıkra ile alakalı da bir öğrencimize kara kalem çalışma yaptırdık. Bu şu anda yayın hayatına kazandırılmış durumda. Takdir de topladı, hatta bunu çocuklar için de bir Hocam seriye dönüştürme çalışmamız gitti. Yani genelde bir Nasrettin Hoca fıkrası deyip gülüp geçeriz. Biz dedik ki gülerken eğlenmek, ders almak dedik. Yani biz buradan Nasrettin Hoca bunu niye söyledi? Buradan biz ne alabiliriz? Kıssadan hisse almamız gerektiğini vurgu yaptık. Böyle bir çalışma yaptık. Sonra ordulu olduğumu söylemiştim. Benim köyüm var. Yani bu köyüme karşı bir vefa borcu yerine getirmek için köyümün tarihini yazmaya kalktım ve dolayısıyla orada bütün Osmanlı arşivlerindeki tarih defterlerini araştırarak Nahiye-i Milas, Mezra-i Kotanlı'nın Yaman insanları diye kendi köyümün tarihini yazdım. Burada köyün tarihi, örf adet gelenekleri ve bütün geçmişimizi biz literatüre kazandırmış olduk. Bu da ayrıca köy derneği tarafından kitaplaştırıldı. Tabii dünyanın yaşadığı bir salgın süreci var. O salgın sürecinde insanlar ilk başta Mart ayında evlere kapanınca ben kendi kendime düşündüm, ben ne yapabilirim diye. Dedim yani bunu bir çalışmayla taçlandırmamız lazım. Tabii Mevlana üzerine çalışıyordum o sıralar. Mevlana'nın bir sözü çok dikkatimi çekti. Kul isen kulluğunu bil, sultanlığa yeltenme diyordu Mevlana. Dedim tamam bu kitap, bundan kitap çıkar dedik ve böylece kulluğunu bil, sultanlığa yeltenme diye bir kitap hazırladık. Bu kitaptaki de şeyimiz şu, özet şu. Yani sen ne olursan ol, makam, mevki, para, pul çok önemli değil. Bir virüs geldiği zaman biz aciz kalmak durumunda olduğumuzu vurguladık ve bu bir kişisel gelişim kitap serisinin başlangıcı. Devam edecek bu inşallah. Yine o süreçte aday öğretmenlerimiz vardı. Müfettiş olarak yardımcı olduğumuz, bize uhdemize verilen, sorumuza verilen. Onlarla birlikte dedik ki biz bunlara da yani araştırmayı öğretmemiz lazım. Bir formasyon kazandıralım. Her öğretmenimize iki konu verdik ve bilimsel araştırma yapmasını sağlayarak böyle bir kitap ortaya çıktı. İnsani ve İslami değerlerimiz diye bunu yayınladık ve her bir öğretmenimizin burada yazar olarak yer verdik ve kendilerine de birer örnek takdim ettik. Ben sanıyorum bu da Türkiye'de bir ilk proje olarak. Burada çalışan öğretmenlerimizden şu anda büyük bir kısmının yüksek lisansa başladığını gördüm. Bu da beni çok mutlu etti.
geçen. Ha, geçen de öyle yaptılar.